Merhabalar sevgili terazi burcu. 2020'de sizleri neler bekliyor, ee, nelerle karşılaşacaksınız, neler istiyorsunuz vesaire gibi konular için şimdi fincanınızı açacağım. Umarım gerçekten burada dileğiniz, isteğiniz neyse onu görürüz, onun üzerine konuşuruz, onu yorumlarız. Lütfen siz de içinizden ne geçiyorsa ona yoğunlaşın. Umarım. Dinlerken de onunla ilgili şeyler duyarsınız. Evet fincanınız tutmuş falınız tutmuş göz aydınlıklarınız var. Şöyle bakayım sevgili teraziler. Hmm, çok güzel çıktı falınız çok güzel çıktı. Bakın zaten fal ben buradayım diyor. Bana fazla söze hayrecet yok diyor. Gerçekten çok rahat, ferah, huzur içinde bir fal çıktı. Sevgili Teraziler, evet içinizi sıkmışsınız. Burada sıkıntılarınız vesaire var ama öyle e, yani gerçekten de bir hanenize ay doğmuş, yüreğinize ay doğmuş bir sevinç, mutluluk içindesiniz. E, bu sıkıntılarınızı e, böyle nasıl söyleyeyim? Bir perde çekmiş gelen bir şey size bir mutluluk gelmiş bir huzur gelmiş bir aydınlık gelmiş bir hoşluk gelmiş daha doğrusu neyse kalbinize gelen evinize gelen hayatınıza gelen neyse hoş gelmiş gerçekten çünkü böyle sıkıntılarınızın üstüne bir perde çekmişsiniz ama bir tek benim mi sıkıntım var der gibi yolunuza bakıyorsunuz gerçekten de öyle kalbiniz gerçekten ferahlamış rahatlamış görünüyor burada <laughs> çok özür dilerim iyileşemedim bir türlü şimdi şöyle öncelikle şurada ailede neler var neler yok bir bakalım efendim evet ailede çok güzel aydınlıklar var rahatlıklar var huzur var mutluluk var ee, bakın gerçekten sevgili teraziler e, aile içerisinde bir huzuru mutluluğu yakalamışsınız rahatlığı yakalamışsınız Birazcık bir para sıkıntısı var gibi. Bir para akışında bir problem var. Ee, yani paranın gelişiyle gidişi vesairesi bir oluyor. Biraz orada bir e, sıkıntıya uğruyorsunuz. İçiniz daralıyor ama. Onun dışında gerçekten e, sizi mutlu eden huzur içinde olduğunuz için. çok Bu da size çok e, gözünüze batmıyor. Öyle söyleyeyim. Ailede askere gidecek biri var mı? Ya da uzaklara gidecek? Yani. Ee, şöyle söyleyeyim, devlet göreviyle giden birisi var, ee, hayırlısıyla gitsin, dönsün. Onunla ilgili böyle bir e, güzel haberler alıyorsunuz. Gitmiş olan da olabilir, yani e, uzun zaman önce de gitmiştir, ya da şimdi gidecektir Çünkü güzel haberler alıyorsunuz, gerçekten de rahatlamışsınız. O da size bir el atıyor, parasal olarak bir el atıyor. Bir rahatlıyorsunuz gerçekten. Ee, vallahi güzel para kazanıyor galiba böyle yanında büyükçe bir musluğu çıkmış altında da güzel güzel akarı var ee, gerçekten güzel bir şeyler kazanıyor karşılığında yaptığı görevin karşılığında Allah daha iyi etsin size de el uzatıyor size de yardım ediyor ailenize de yardım ediyor siz de rahatlamış huzur içerisindesiniz öyle söyleyeyim burada bir birliktelik var sevgili teraziler bir evlilik görüyorum bakın uzun zamandan beri yaşamış olduğunuz bir ilişki var ve siz artık bunu bir nokta koymak istiyorsunuz yani iyi yönde bir nokta koymak istiyorsunuz ve birlikteliğiniz var burada şurada bakın göreceksiniz sizde böyle el ele tutuşmuş birisiyle karşılıklı bir görüşme içerisindesiniz ve gerçekten upuzun bir e, duak ve karşısında da bir damat duruyor. Bir evlilik var burada. Bir beraberlik çok güzel bir e, şekilde taçlanmış görüyorum. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Bulunduğunuz bir hane var. Yani burası iş yeri de olabilir. Eviniz değil sanki ama. Böyle... Hmm, ekstra bulunduğunuz bir yer olabilir. Ee, sıkça gittiğiniz bir arkadaşınız, dostunuz vesairenin evi olabilir. Bir akrabanızın evi olabilir ya da dediğim gibi iş yeriniz ya da işiniz, kendi mekanınız olabilir. Ama üstünde böyle bir kara bulutlar var. Yani bir çözülmeyen bir sorunu var oranın ve siz orada e, gerçekten kendinizi çok huzursuz ve mutsuz hissediyorsunuz sorunlar var. Bu sorunları aydınlatmak için de sevgili teraziler elinizden ne geliyorsa onu yapıyorsunuz. Çok çaba istiyor bu olay. Çok çaba göstermeniz gereken bir durum söz konusu. Ama bacasını tüttüreceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten el atıyorsunuz. Rahatlıyor oradaki insanlar da ve siz de rahatlıyorsunuz. Böyle birisi de size destek verecek ama bu konuyla ilgili Gerçekten oranın tekrar bacası tütecek dumanı tütüyor görünüyor ve tekrar işlevine dönüyor eski hayatına kavuşuyor Bu biraz belki bir sancılı süreç olacak Belki biraz zaman alacak 2020 içerisinde demek ki böyle bir büyükçe de bir işiniz olayınız olacak sizin ee, ve siz e, çabalarınızla e, burası burada bulunan insanları da mutlu ederek hem de kendinizi de mutlu ederek Böyle bir şeyin altına elinizi koyuyorsunuz, taşın altına elinizi koyuyorsunuz ve gerçekten rahata, huzura kavuşuyorsunuz hep beraber. Öyle söyleyeyim size. Bakın burada eğer 2020'de herhangi bir ortaklık yapacaksanız, herhangi bir işle ilgili bir sözleşme vesaireniz varsa, bakın bu çok önemli bir şey olacak sizin için bir dönüm noktası olacak. Öyle söyleyebilirim. Gerçekten ama gerçekten yolunuzu huz yani huzura kavuşturacak. Önünüzü açacak, ufkunuzu açacak, <laughs> aklınızı açacak. Bir aydınlanma yaşayacaksınız. Siz içte, güçte, neyde ise bu o, hareket. Gerçekten sizin bundan sonraki hayatınızda bir dönüm noktası yaşatacak bir şey var. Bir olay yaşayacaksınız. Ee, ve bu olay çok uzun süre değil. 2020'nin ortalarını bile gelmeden sizin başınıza gelecek ve siz gerçekten çok rahatlayacaksınız huzura kavuşacaksınız. Bu büyük bir iş ortaklığı da olabilir kendi yerinizi de açıyor olabilirsiniz. Yani büyük paraları getirisi olan bir yer ee, ve sorumluluk sahibi de olacaksınız. Sorumluluklarınız da artmış bakın iki başlı iki başlı sorumluluğunuz var. Yani iki olayla ilgili sorumluluk yaşayacaksınız. Ee, bunun getireceği e, iş sorumlulukları olabilir. Bunun akabinde bir parasal sorumluluk olabilir ama siz gerçekten bayağı büyüyeceksiniz ya inşallah bayağı büyüyeceksiniz işinizde gücünüzde yani kendi iş yeri olmayıp ortaklıkları olmayan insanlar da demek ki bir şey yaşayacak bir terfi yaşayacak ya da işte okul içerisinde okuyorsanız eğer. E, akademik bir boyuta ulaşacaksınız. Güzel sonuçlar alacaksınız. Yani siz neye gönül verdiyseniz şimdi onunla ilgili büyük bir e, atılımda bulunacaksınız ve bu atılım sizin bundan sonraki yaşantınızda gerçekten belki de bir mihenk taşı olacak. Sizin için çok önemli bir e, yer işgal edecek bu durum. Bakın çok güzel, çok ferah, çok aydınlık bir 2020 görüyorum sizin için. E, <laughs> biraz daha spiritel konularla ilgileneceksiniz özünüze döneceğiniz iştenlikle e, e, mesela Olumlamalarınız olabilir, rüyalarınız olabilir, işte fallara olan düşkünlüğünüz artabilir vesaire konularda kendinizi de dinleyip çevrenizdeki insanların da psikolojisini anlamaya yönelik hareketlerde bulunacaksınız. Çünkü siz de manevi olarak rahatlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz ve e, o yönde de hareketlerde bulunacaksınız. Bakın sevgili teraziler... <laughs> Çok güzel yollarınız var çok açık yollarınız var yollarınızdan bir tanesinde belki de bir aşkı yakalayacaksınız büyükçe bir balığınız var ee, gerçekten size böyle bir e, şey yaşatıyor mutluluk huzur yaşatıyor ee, bir kısmetiniz var ve bu kısmeti değerlendireceksiniz 2020'de çokça aslında karşınıza sizinle görüşmek isteyen, sizin tanıştırılmak istediğiniz birileri çıkacak. Birileri sizin işte bu güzel hayatınızın, işte aydınlık hayatınızın farkına varıp sizi başka etmek isteyenler olabilir ve siz de gerçekten Bunları değerlendireceksiniz ama e, sizin de gönlünüz birine kayacak diye düşünüyorum çünkü burada büyükçe bir kısmetiniz var ve siz bu büyük kısmetinizden çok büyük mutluluk yaşıyorsunuz, huzur içerisindesiniz yani bir şöyle bir rahatlama gelmiş, bir ferahlama gelmiş. Şurada da atınızı görüyorum gene gene muradınız çok güzel, çok ferah bir fal bu. Sevgili Terazi, 2020 gerçekten güzel geçecek sizin için bakın. Yani şöyle zaten birazcık faldan da anlayan birileri varsa etrafınızda ya da kendiniz varsa kendiniz de anlıyorsanız bir nebze görüyorsunuzdur falanızı gerçekten çok güzel çıkmış ve göz aydınlıklarınız var. Gerçekten hayalleriniz üzerine göz aydınlığı var. Önemli olan bu zaten. Yani isteklerinize kavuşuyorsunuz. Hayallerinize kavuşuyorsunuz. Bugüne kadar ektiğiniz ne varsa o yeşeriyor ve ondan şey alıyorsunuz. Ne derler onu yarar sağlıyorsunuz. Artık gerçekten rahatlık görünüyor sizin için. Şöyle bakayım. E, bakın tabağınız çok net çok temiz çıkmış. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Siz e, bugüne kadar e, yolunuz da çok açık. Çok güzel bakın. Çok güzel, ferah, tertemiz niyet yolunuz, dilek yolunuz çok açık. İstediğinizi dileyebilirsiniz, İstediğinize niyet edebilirsiniz. O öyle söyleyeyim ben. Ve üç ana başlıkta üç ana hareketiniz var sizin üç ana isteğiniz, üç temel hayaliniz. Buna ne de derseniz ya da şu fincanı ben açarken üç tane büyük dileğiniz vardı belki de. Bakın üçü de olacak, çok hızlı olacak size onu söyleyebilirim ve gerçekten o üç tane her neyse sizin için önemli olan şey Tek bir noktada birleşiyor. Tek bir amaca yönelik aslında hizmet ediyor. Ve siz de bunun farkındasınız. İstiyorsunuz. Çok istiyorsunuz. Ve çok hızlı gerçekleşecek. Gerçekten bunu canı gönülden söyleyebilirim size. Bakın yine deveniz var orada. Çok büyük bir kısmetiniz var. 2020'de çok güzel ve çok güzel arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Kocaman bir... burada. Gerçekten güzel bir aile oluyorsunuz ve çok güzel arkadaşlıklar kuruyorsunuz çevrenizde. Onu söyleyebilirim size net söyleyebilirim. Ee, arkadaşlıklar konusunda da sıkıntı yaşamayacaksınız demek oluyor. 2020'de falanız çok güzel çıkmış. <laughs> Küçük bir e yol ayrımına giriyorsunuz yalnız onu söyleyebilirim bir kalp kırıklığı yaşıyorsunuz ama şöyle de söyleyeyim aslında bunu belki de siz davetle çıkarıyorsunuz çünkü kalbinizi ikiliyorsunuz yani bunu mu düşünsem şunu mu düşünsem şunu mu yapsam bunu mu yapsam ya da iki tane seçenek vardır önünüzde o seçeneklerden bir tanesine yoğunlaşmaya çalışacaksınız biraz orada bir bocalayacaksınız biraz orada bir Nasıl söyleyeyim? Bir enerjiniz düşebilir ama genel olarak yine gene siz doğru yolu bulacaksınız. Biraz kendinize zaman verin. Büyük kararlar alırken özellikle lütfen acele etmeyin. Bunu herkese söylüyorum. Ama sizin burada zaten görünüyor ki siz büyük kararlar alacaksınız 2020'de ve çok da güzel, çok da güzel üstesinden geleceksiniz bütün bunların. Çok rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız. Beklediğiniz büyük bir haber var. 2020'de artık olsun dediğiniz bir satış olabilir bu bir ev arsa olabilir çünkü büyükçe bir şeyi elinizden çıkarmak için e, sanki böyle harekete geçiyorsunuz bir şeyin başında duruyorsunuz ve onun sonlanmasını bekliyorsunuz umarım onunla da ilgili çok güzel haberler alırsınız çünkü her neyse her ne bekliyorsanız olacak diyorum yani bunun daha dışında bir şey yok yollarınız açık <laughs> niyetleriniz çok iyi sizin bir kere ee, kalbiniz çok iyi ve şu anda o kadar güzel işlerinize güçlerinize yoğunlaşacaksınız ki bu 2020 çok güzel geçecek. Sevgili teraziler gerçekten çok güzel geçecek ve siz bu mutluluk huzur içerisinde güzel de bir yuvaya sahip olacaksınız. Var olan yuvanızda da şenlenecek, neşelenecek öyle görünüyor efendim. Burada çünkü hep beraberliklerinizde, yüz yüze bakan ilişkilerinizde hepsinde iyi görünüyorsunuz. Umarım gerçekten 2020 size güzellikler getirir, başarı getirir, huzur getirir. En önemlisi sağlık ve ikinci olarak huzur diyorum ben. Gerçekten sağlığımız yerindeyse, kalbimiz ferah, rahatsa, başımızı yastığa koyarken oh ne güzel bir gün geçirdik, kimsenin etlisine süt üstüne karışmadık ve kimse bize değmedi, dokunmadı dersek, diyorsak zaten bizden mutlusu yok. O yüzden bütün güzellikler sizlerin olsun efendim. Sevgiyle kalın.